Merhaba, ben Can Oba. Ramazan Tatları programına hoş geldiniz. İftar sofranızı şenlendirecek çok güzel bir menüyle yine birlikteyiz. Bugünkü menümüz düğün çorbası, arpa şehriyeli, pirinç pilavı, ana yemek olarak etli nohut ve tatlı olarak da şekerpare var. Ben bunların içinden sizler için etli nohutu yapacağım. Hep birlikte isterseniz bize gerekli olan malzemelere şöyle bir göz atalım. Öncelikle 500 gram kasabımızdan aldığımız kuşbaşı, kuzu kuşbaşı veya dana kuşbaşı tercih sizin. 300 gram haşlanmış nohut, 1 adet kuru soğan, yaklaşık 50 mg zeytinyağı, 5 adet arpacık soğanı kullanacağız. 2 yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı pul biber kullanacağız. Ayrıca 3-4 tane de kurutulmuş kırmızı biber kullanacağız. Şimdi öncelikle ne yapacağız? Öncelikle tenceremizi alacağız. Tenceremizi yerleştiriyoruz ve ısıtıyoruz. Tabii ben nohutla ilgili bir dipnot iletmek istiyorum. Ben haşlanmış nohut kullanıyorum şu anda sizler için. Daha önceden haşladım. Ama bir gece önceden ıslatıp ertesi gün haşlıyoruz nohutumuzu. Dikkat ederseniz nohutumuzun üstünde böyle kabarcıklar oluşmaya başlıyor. Hafif böyle köpük köpük kabarcıklar var. Bunlar aslında nohutun bize hazımsızlık yaratan, şişkinlik yaratan etkilerinden biri. Onun için kaynatırken 2 veya 3 suda da suyu değiştirerek kaynatırsanız bu etkiyi birazcık daha azaltabilirsiniz. Bu da ufak bir dipnot. Şimdi zeytinyağımı döküyorum. Soğanımı ilave ediyorum. Hafifçe öldürüyorum. Bu arada etlerimi alıyorum. Etlerimi de ilave ediyorum. Tabii bu arada küçükler bu boyda olmak üzere ilave ediyorum arpacık soğanlarımı. Eğer büyükse ikiye de bölebilirsiniz. Ve sırada salçamız var. Ve suyumuzu ilave ederek demlenmeye bırakıyorum. Kızık ateşte yaklaşık bir 30 dakika civarında demlenmeye bırakıyorum. Daha sonra da nohut ve acı biberleri de ilave ederek sunum safhasına geçeceğiz. Evet, etimiz yavaş yavaş demleniyor. Bu arada ben size nohutla ilgili birazcık bilgi vermek istiyorum. Nohut genellikle biz akşam ıslatırız. Gündüzde etli nohut veya pilavlı nohut olarak kullanırız ama bazen Güneydoğu bölgemizde özellikle dürümü de yapılır. Nohutun bir dürümü var. Hatta turşusu da var. Yani nohutun aslında geniş bir kapsama alanı var, yelpazesi var. Bunlardan siz de deneyimleyip evinizde de yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Ayrıca çok güzel bir kış yemeği nohut. Özellikle kış aylarında severek yanında da güzel bir pilav olursa azıcık da turşu of yenmeden yanında da yatılmaz. Bu kadar güzel de bir yemek. Onun için herkese özellikle de çocuklara tavsiye ediyorum. Hatta çocuklar yemezse püresini de yapıp bu şekilde yedirebilirsiniz. Aslında sadece nohutla ilgili şişkinlik vermiyor midemiz. Özellikle bu ay çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü çorba, ekmek ve hemen su üstüne gerçekten bizim midemizi çok zorluyor ve genişletiyor. Onun için de bizim için faydalı olan yemekleri yiyemiyoruz. Şişiyoruz daha doğrusu, bir kenarda bir şekilde nefes alamaz duruma geliyoruz. Size tavsiyem yavaş yavaş yemeniz ve suyu da azar azar tüketmeniz. Bu şekilde vücudumuza ertesi gün lazım olacak mineralleri, vitaminleri de diğer yemeklerden alma olanağımız olur.
Artı bir şey daha var. Hazım süremiz bizim 5 saat. İftardan sonra tabii Türkiye'nin bir ucu bir diğer ucuyla arasında yaklaşık bir yarım saat 40 dakika bir mesafe oynuyor. Daha doğrusu zaman dilimi oynuyor. Ona göre yaklaşık saat 1.30 gibi hazmediyoruz yediklerimizi. Şimdi düşünürseniz saat 1.30-2 gibi çok ağır bir daha yemek yersek biz yaklaşık 5-6'ya kadar midemiz sürekli faal halde olacak. Ve bu yediklerimiz özellikle de tatlı ve ekmek demek istiyorum. Gerçekten bizim kilo almamıza sebep olacak. Yani istemediğimiz şekilde fazla bir şekilde midemize yükleniyoruz. Bu da bizim kilo almamıza sebep oluyor. Endişe buyurmayın. Herkese söylüyorum. Bu yemek olayı gerçekten özellikle Ramazan'da birazcık psikolojiktir. Çünkü acıktım ne yersem kârdır diye düşünmeyin. Gerçekten ne yeseniz kâr değil. Artı üstüne zarar da olabiliyor. Çünkü kilo alıyoruz. Dikkat ediyorum ben annemden de biliyorum, komşularımızdan da biliyorum. İşte Ramazan geldi çok güzel ama ben gene kilo aldım. Çünkü çok fazla yükleniyoruz ve çok kısa bir zaman diliminde, çok dengesiz bir biçimde yemek yiyoruz. Onun için de hem şişkinlik yapıyor hem rahat hareket edemiyoruz. Özellikle yemekten sonra eğer vaktiniz varsa sizden ricam yaklaşık bir 40 dakika sahilde veya arka sokaklarda da yürümeniz. Ben bütün arpacık soğanını kullandım yemekte ama siz isterseniz eğer soğan sevmiyorsanız dışarıya da çıkarabilirsiniz. O şekilde servis edebilirsiniz. Şimdi ben nohutu da ilave ediyorum nohutumuzu. Tabii bu arada biberlerimiz. Birkaç tane biber ilave ediyorum. Şimdi size yemeğinize birazcık daha fazla lezzet katacak ufak bir dipnot daha ileteceğim. O da tereyağı. Bitime bir 5 dakika kala ben yaklaşık 50 gram da tereyağı ilave ediyorum. Ve böylece yemeğimiz daha da lezzetli hale gelecek. Şimdi sunum için bir tabak alıyorum. Güzel bir bakır tabak. Tam Ramazan'ın da ruhuna çok uygun. Eski Osmanlı tabakları, çok seviyorum bakırı. Evet, etli nohutumuz şu anda bitti. Servise hazır halde. Alıyorum şöyle gördüğünüz gibi. Ben birazcık suyunu çektiriyorum. Daha tok duruyor etimiz ve yemeğimiz. Bir kepçe alıyorum. Ve sunuma başlıyorum. Gayet güzel oldu. Şöyle. Şunu da şöyle koyarsak. Evet, sunumumuzu tamamladık. Bugün Ramazan tatlarında sizlerle yine iftar sofralarınızı şenlendirecek çok güzel bir menü hazırladık. Ve bu menüden de etli nohut yemeğini birlikte yaptık. Bugünlük de bu kadar. Yarın tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın efendim.